Ama sen bunu bizim Şükrü'ye soracaksın. Kendinden geçer. Platon'dan girer, Kierkegaard'dan çıkar. Shakespeare'i mezarından kaldırır. Bu sopa ne abi ya? Başka bir şey lazım mı? Sağ ol, sağ ol. Bunu gerçekten sen mi sordun? Bugüne kadar senden duyduğum en güzel söz, kaybolmayı düşündün mü? Kim düşünmez? Yani Yıldırım, tam olarak ne demek istiyorsun? Dünyanın dışına çıkmak gibi bir şeyden mi bahsediyorsun? Ya da damarlarındaki kanın içinden ışık hızıyla ölüm hissinin geçtiğini, kaplumbağa hızıyla da yaşamda olduğunun farkındalığından mı bahsediyorsun? Yani tam olarak derdin ne? Dert etme Yıldırım, dert etme. Yani anlamaman normal. Ve bu konuda yalnız değilsin. Dert etme Yıldırım. Yani dert etme. Bunu sakın kafana takma. Anlamıyor olman normal. Anlasaydın endişeye düşmeliydin. Yani bu konuda yalnız değilsin. Ama sorduğun soru gerçekten çok güzel. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu yudumu senin için alıyorum. Uyudum. Sorduğun sorunun ve senin şerefine. Uyumuşum. Sonra bir ara uyandım. Gece yarısı 3. Baktım Adana'dayım. Çakma Caddesi'nin girişinde. Yani gecenin o vaktinde ne işim var ki oralarda? Ben o saatte genellikle uyuyor olurum. O caddeden lise yıllarında Uğur'la birlikte eve doğru yürürdük. Ama gecenin yarısı 3 yani. Ne işim olabilir ki? Cadde bomboş. İleriki kısımlara tatlıcılar vardı. Tatlıcı dükkanları kapalıdır. Şırdancılar bile caddeyi terk etmiş. Şırdancı, bedo filan. Kimse yok. Yani bedo yoksa insanlık bile tükenmiştir diye düşünüyorum. Yürümeye başladım. Tatlıcıların bulunduğu kısma geldiğimde sigara yok lan. Ya ben bir kediyle işim vardı. Miyavlayan şeylerden nefret ederim. Cenk'i gördüm geçenlerde. Abi ne yapıyorsun dedi. Dedim nefret ederim miyavlayan şeylerden. Sakın sen de miyavlama dedim. Meğer o tıslıyormuş yılan gibi. Sorun yok dedim. Tıslaya tıslaya gitti. Sonra eve geçtim. Saat 5:30-6. Ama ev zifiri karanlık. Neden? Kış ya. Ondandır diye düşündüm. Dert etmedim. Kanepe de beni çağırıyor. Yani o an anlatamam sana. Kanepeyle göz göze geldik. Yani gel uyu diyor. Bir kanepenin ricasını nasıl kırabilirsin ki? Ben de kırmadım. Uyudum. Uyandığımda gece yarısı 3 filandı. Adana'daydım. Çakmak Caddesi'nin girişinde. Eskiden o yolda, lise yıllarında Uğur'la birlikte yürürdük eve doğru. Ama gecenin 3'ünde ne işim var ki orada?
işte. Ne diyorsun? 700. Ama hikaye binlikti. Yani ne bekliyorsun ki? Hikayenin içinde ben varım. Uğur var. Orkun var. Yine de bu defalık indirim uygulayacağım. 700. Tamam. Çünkü bugün kutluyoruz. Şimdi sen gece boyu düşünüp durursun. Bu adam neyi kutluyor, neden indirim yaptı diye. Dünyanın arka amortisörlerinde sorun vardı. Dönerken fena gıcır diyordu. Sonra ne oldu? Grecia mucizesi. Artık süzülerek dönüyor. Yağ gibi. Gıcırtıyı duyamazsın. İndirim yapmak için bence bundan daha iyi bir neden olamaz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Benim gitmem lazım. Çünkü Mithat, ben gerçekten sıkıldım. Mithat! 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 Hacım oğlum, bu bıçak mı? Ya öyle işte. Birini öldürmeye yürümenin nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Anlayabildin mi? Neye benziyormuş? Bir boka benzediği yok. Elini kolunu sallayarak yürümekten farksız. Sen beni niye çağırdın? Suyu bile kapamadan hemen yanına koştum. Ya ben bir şey merak ederim, onun için çağırdım seni. Neymiş abi, ne soracaksın? Ya böyle birdenbire yok olmayı hiç düşündün mü? Yani böyle hiç var olmamış gibi. Aniden yok olmak. Abi seninki de laf mı? Bunu kim düşünmez? Biz her gün bununla yaşıyoruz. Bunca zamandır var olmanın tadına baktık zaten. Bir boka benzemiyor. İğrenç. Ama öyle tahmin ediyorum ki yok olmak bol sütlü bir sütlaca benziyor. Böyle pirinçler sütün üstünde yüzüyor, oldu moldu. Ama sen bu soruyu bizim Şükrü'ye soracaksın. Kendinden geçer. Platon'dan girer, Kierkegaard'dan çıkar. Shakespeare'i mezarından kaldırır. Ah, ah! Bıçağı da banyoda saklıyor. İçeride yamuk bir durum olursa, lavaboya gidiyorum ayağına, gizliden alıp geleyim. Şu benim yürüme sopasını versene. Tatlıcılardan biri açıktı. Gecenin üçünde açık bir tatlıcı mı olur? Ama açıktı. Üstelik başında lise yıllarından arkadaşım Uğur, tezgahın başında tatlı yiyordu. Gözlerimin içine bakarak, sırıtarak koca bir tatlıyı götürüyordu mideye. Yani olacak iş değil. O an bir rüyada olduğumu anladım. Korkudan ne yapacağımı bilemiyordum. Gözlerimin içine bakarak, sırıtarak 15 yıl önceki bir arkadaşın bir hayalet gibi tatlıyı yiyor. Yani korkudan başka ne duyabilirsin ki? Ben de korktum. Yanına kadar yaklaştım. Eğer konuşursam korkunun dağılacağını hissediyordum. Aklıma da söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu. Birden Orkun'u hatırladım. Liseden ortak arkadaşımızdı. Uğur dedim. Orkun'u hiç gördün mü liseden sonra? Ne yapıyor, nerelerde filan gibi bir soru sordum.
Cevap vermedi. Sırıtmaya devam etti. Ben de konuşmayı sürdürmem gerekiyor diye bir hamle daha yaptı. Ama sözcüklerin hepsini unutmuştu. Neyse ki biraz önce Orkun'u sorduğum için o sözcükler hala ağız boşluğumdaydı. Aynı soruyu bir daha sordum. Sonra birlikte yıllar önce okuduğumuz liseye doğru yürümeye başladık. Ön kapıdan içeriye girdik. Çeşmeye baktım. Yıllar önce yaptığımız gibi çeşme başına doğru yürüdük. Orada kızlarla biraz laflarız diye düşündüm. Sonra derse geçeriz. Dünyanın uzak köşesinde bir yerde, Adana'da bir lise. Yine aynı yere otururuz, pencere kenarına. Kayboluruz gideriz diye düşündüm. Yani kaybolur gideriz diye düşündüm. Kimse bizim varlığımızı hatırlamaz ve farkına varmaz. Hiç var olmamış gibi yok oluruz. Sonra hoca derse girer. Ders anlatmaya başlar. Ya bir coğrafyacı. Konuşur durur, anlatır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Dağlarda kıyıya parlar geliyor. Periler ormana dikey. Ama ne günler. Yokuz yani orada. Birdenbire yok oluyoruz. Yıldırım'ın dediği gibi. Dünyanın unuttuğu çok uzak bir şehirde kimsenin bilmediği bir lise. Sınıfın içinde kaybolup gitmişiz. Kadın derse giriyor. Coğrafya dersi. Anlatıyor. Zerre umurumuzda değil. Yazları sıcak ve kurak. Kışları ılık ve yağışlı. Dağlarda kıyıya parlar geliyor. Sonra perileri düşündüm. Periler de olsa olsa ormana dikey geliyordur. Buydu yani. Uyandığımda sizin binanın girişindeydim. Zile bastım, neyse ki buradasınız. Yani öyle buldum evi. Yani neler olduğunu ben de anlamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Miyavlayan şeylerden gerçekten hoşlanmıyorum. Umarım miyavlamazsınız. Yıldırım, miyavlamazsın değil mi? Sakın deneme. Bir yılan gibi tıslayabilirsin. Hatta gerekirse tavuk gibi gıdakla. Ama sakın bir kedi gibi miyavlama. Yani nedenini bilmiyorum, hoşlanmıyor. Çocukluğuma inmek ister misin? Cenk'in haberi vardır. Cenk baba, ne haber? Ya bizim Şükrü nerelerde? Senin haberin vardır. Bizim Şükrü kayıp. Geçen gün gördün mü onu ya? Sokaktaydı, eğilmiş bir şeyler yapıyordu. Yağmur yağıyordu, yaklaştım yanına. Bir baktım, kendini birine azarlıyordu adam ya. Onun gülmesi falan bitsin, tekrar alırım telefonu abi. Delirmiş adam, delirmiş. Adam uçmuş ya. Bence siz de aramayın ya. Kaybolduğu yerde kalsın. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz,
Habercimiz yok. Ömürler yüz yüze geldik aynada. Bitti. 700. 700. Ama hikaye binlikti. Yani ne bekliyorsun ki? Hikayenin içinde ben varım. Uğur var. Orkun var. Yine de bu defalık indirim uygulayacağım. 700. Tamam. Çünkü bugün kutluyoruz. Şimdi sen gece boyu düşünüp durursun. Bu adam neyi kutluyor, neden indirim yaptı diye. Dünyanın arka amortisörlerinde sorun vardı. Dönerken fena gıcır diyordu. Sonra ne oldu? Grecia mucizesi. Artık süzülerek dönüyor. Yağ gibi. Gıcırtıyı duyamazsın. İndirim yapmak için bence bundan daha iyi bir neden olamaz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Benim gitmem lazım. Çünkü Mithat, ben gerçekten sıkıldım. Çok net yani. Of! Sıkıldım ya. Şükrü abi, çok üstümüze geliyorsun ya. O zamanlar 67 tane şehir vardı. 81 tane şehir mi olur lan? Adana'da başlayıp Zonguldak'ta bitiyordu. Adana'da başlayıp Zonguldak'ta bitiyordu. Ben de Adana'da başladım. Zonguldak'ta sona erecektim. Bu yüzden de hayatım boyunca Zonguldak'a uğramayarak hesapla sonsuza dek yaşayacaktım. Şimdi 81 tane şehir var. Yani takip edemedim ki. Diğer şehirleri bilmiyorum. Yani kazayla onlardan birine uğrarsam ve bu sonuncu şehir olursa bu sonsuza dek yaşama planım sona erecek. Suya düşer yani. Kes abi. Sigaramı unutmuşum. Abi bu yine geliyor ya. Şimdi niye geldin? Sola getir. Dans edelim mi?